tedavi olduk. Uzun süre tedavi oldum ama olmadı. En son tüp bebek dediler. Geçen sene bir kere denedik, olmadı. Bu ikinci denememiz. Üç defa. Nerelerde yaptınız bunu? Bir defa Mersin'de, iki defa Hilvan'da. Ona rağmen olmadı. Evet, olmadı. Peki neydi? Hastalık neydi? Hipo hastası. Çok şükür iyi geldik. Hakan Hoca'yı tanıdık. Allah razı olsun ondan. Müjdeyi aldık çok şükür. 13 yıl sonra hasret bitiyor. Yani biraz karmaşık duygular. 13 sene bekledik. Yani daha ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah iyi olacak. Yani çocuğumuzu da kucağımıza alırsak yani daha mutlu olacağız. İllahi yani onunla ilgili değil ama illahi tartışmalar oluyor evin içinde. Ama kesinlikle onunla ilgili hiçbir tartışmamız olmadı. Yani kaderdir, kısmettir bu işler. Yani kimse, ne benim ne onun bir suçu yok. Allah'tan gelen bir hastalık. Yani bu konuyla ilgili kesinlikle bir tartışmamız olmadı. Yani bunu da kimse dert etmesin ki. Benimle ilgili değil ya da hanımla ilgili değil ki bu işler. Allah'tan yani Allah kısmet etmemiş, uygun görmemiş, zamanı beklemiş, güzel bir zamanı beklemiş. Ona göre zamanı geldiğinde Allah veriyor. Allah da çok bu. Kesinlikle yani çok farklı. Zaten evde çocuk da yoktu. Daha da yok. Evde bir tek çocuk benim, erkek çocuk. Kardeşlerim, kız kardeşlerim hepsi dışarıda zaten. Yok kesinlikle yani çok fark edecek bizim için. Yani evdekiler de annem babam onlar da yani kucaklarına torun almak istiyorlar tabii ki. Babalık duygusu başladı mı? Evet kesinlikle başladı. Artık yani bekliyoruz. İnşallah bu süre zarfında biraz çabuk ve zahmetsiz de geçer. Çocuğumuzu kucağımıza alırız. Yıldız Kaya hastamız 35 yaşında. 13 yıldır çocuk isteğiyle bize geldi. Tabii hastamız daha önce birçok kliniği gezmiş. Daha önce birçok sayıda aşılama uygulaması yapmış. Tüp bebek uygulaması yapmış. Fakat bir türlü sonuç alınamamış. Tabii hastanın asıl şikayeti hiç ilaçsız adet göremiyor ve artık senin çocuğunun olması çok zor demişler. Tabii hasta bizim kliniğimize geldi. Biz detaylı olarak değerlendirdiğimizde bu yumurtalıkların gelişimi sağlayan hormonların çok ciddi anlamda baskılanmış durumdaydı. Yani sıfırlara yakındı, sıfır küsürlerdeydi. Bu da ne demek oluyor? Artık hormonlarının çok 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 az olduğunu ve yumurtaların gelişiminin ilaçsız olmadığı yönünde. Tabii önce bir akupunktur seanslarını aldık. İkinci uygulamamızda da bu hastanın aynı zamanda rahim duvarında tabii incelme olduğu için rahim duvarının gelişmesi zayıf olduğu için biz bu hastaya aynı zamanda rahim duvarı için PRP uygulaması yaptık. Evet yumurtalıklara değil rahim duvarına PRP yaptık. Buradaki amacımız da rahim duvarının güçlenmesini sağlamak, rahim duvarının kalınlaşmasını sağlamak. Ta ki bugün sonucu alıncaya kadar bugün de sonucu aldık ve gerçekten de şu anda gebelik haberini aldık. Gebelik kesemiz oluştu. Hem akupunktur hem de PRP tedavisiyle sonucumuz gayet güzel bir sonuç aldık. Tabii hasta bugün sonucu aldı da gözlerine inanamadı. Yani hasta gerçekten de sonucun pozitif olduğu yönde hala inanamadı. Ta ki gebelik kesesini gösterinceye kadar. Hasta da tabii daha önceden matem havası şu anda bayram havasına dönüştü ve hastanın mutluluğunu biz beraber paylaştık. 13 yıllık çocuk özlemi şu anda sona erdirmenin mutluluğunu biz de yaşıyoruz. Klinik olarak biz hem sadece bu başarı sadece benim değil bizim bütün ekibin başarısıdır. Biz klinik olarak bütün hastalarımıza hem psikolojik destek hem manevi destek hem de tıbbi destek vermeye çalışıyoruz. Ve bu da bunun meyvesini de biz bugün yedik ve hasta şu anda müthiş derecede mutlu. Ailesine bu mutlu haberi verdi ve şu anda onun memleketine uğurluyoruz. Hasta tabii Diyarbakır dışına, şehir dışına geldi ve bu da bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu. Biz ne diyoruz? Hiç kimse çocuk sahibi olmak isteyenler lütfen umutsuz olmasınlar. Umutlarını her zaman yüreğinde taşısınlar ve umutlu olan insanlar en de sonunda başarıya ulaşıyor. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin diyorum inşallah ve inşallah hiç kimsenin kucağını çocuksuz bırakmasın. Yeter ki doğru hekim, doğru klinik, doğru tedavi alsınlar. Bu üçlü tedavi, doğru klinik, doğru hekim ve doğru tedavi alan kişilerin mutlak surette başarıya ulaşacağına inanıyorum. Çok